Merhaba Fobito takipçileri, bu videomuzda Clash of Clans'la dünyayı kasıp kavuran Supercell'in yepyeni oyunu Clash Royale'i inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi Supercell bundan bir süre önce çıkardığı Clash of Clans'la ortalığı gerçekten kasıp kavurmuştu. İnanın milyonlarca insan oynuyordu. Aynı zamanda ülkemizde de binlerce, hatta belki milyonlara falan oynayanlar var. Hala oynamaya devam edenler var. Ama artık onlar için yepyeni bir oyun geldi, Clash Royale. Klasik Supercell'in bir giriş müziği ve Clash Royale'in yepyeni sesiyle karşınızdayız. Clash Royale, Clash of Clans'ın aslında kart versiyonu diyebileceğimiz temel bazda bir oyun. Direkt şuradan hatta size göstermeye başlayayım. Gördüğünüz gibi burada kartlar var ve sizin bir deck'iniz var, yani bir kart setiniz var. Buradaki bütün karakterler Clash of Clans'tan tanıdığınız karakterler. O yüzden oyuna çok fazla bir yabancılık çekeceğinizi sanmıyorum. Şunu biraz daha kısayım ben. Hatta komple kapatalım. Oyunun Clash of Clans'tan farkı ise bir kule savunma oyunu. Aynı zamanda mesela Hearthstone diye bir oyun var. Ona biraz benzerlik çekiyor çünkü kartlarla oynamanız açısından. Dediğim gibi Clash of Clans karakterleri var ve kule savunma oyunu. Üçünün karmaşasıyla gerçekten çok güzel bir oyun çıkmış. Clash of Clans'tan farklı olarak açıkçası ben de aylarca Clash of Clans oynayan biri olarak çok daha eğlenceli bulduğumu söyleyebilirim. Sürekli bir aksiyon içindesiniz bu oyunda Clash of Clans'a göre. Orada yükseltmeler falan yapmak istiyordunuz. Bunda tek yapmanız gereken kartlarınızı upgrade etmek, yani yükseltmek. Şimdi hemen anlatıma geçecek olursak size şöyle bir tane, hatta direkt şuradan training'den yapalım. Puanınız gitmesin. İnternet bağlantısını kesinlikle gerektiğini belirtelim. Şimdi bir tane training oyunu var. Gördüğünüz gibi şurada her şeyde 4 tane kart veriyor size. Ve siz bir tanesini koyarak karşı kuleye saldırmaya başlıyorsunuz. Ancak dikkat etmeniz gereken, aşağıda gördüğünüz gibi iksirler var. İksirlerin kaç kullandığını gösteriyor. Mesela bombacı 3 iksir. İşte karşıya şöyle hemen gösterelim. Alev topu atarsanız 4 iksiriniz gidiyor. Bu arkadaşımızı prensi koyduğunuzda ise 5 eliksir olarak geçiyordu, bildiğiniz gibi iksiriniz gidiyor. Yapmanız gereken burada şu 3 kulenizi mesela şu an bir dağıtsınlar. Gördüğünüz gibi karşı bir tane puan kazanmış oldu. Sizin de yapmanız gereken ondan önce kuleleri, hem kendi kulenizi savunmak, mesela gördüğünüz gibi şu an kaybetmiş oldum. En baştaki ana kuleyi de savunmanız gerekiyor. Yani ana kulenizi kaybederseniz komple oyunu kaybetmiş oluyorsunuz. Bunun dışında tekrar bir kere daha girip başka bir detayımız var mı onları anlatmaya devam edelim. Tekrar girdik. Gördüğünüz gibi tekrar şey yapıyorsunuz. Şurada da bir sonraki kartınız görünüyor. Yani buna göre taktik yapmanız gerekiyor. Clash of Clans'tan en büyük farkı bu. Hani nasıl saldıracağım taktiği bunda biraz daha şey. Çünkü şuradaki kartınız ne geleceği belli değil. Herhangi bir sırası yok. Rastgele geliyor. Mesela şuradan saldırmaya başlamış bizim eleman. Bekleyelim, dolsun şu an. En az 4 iksirimiz gerekli. Şu şekilde de istediğiniz yere koyup savunma yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda kendinizi öldürtmemeniz gerekiyor. Mesela benim kulemi de aldılar. Şöyle biraz daha bekleyelim, 4 olsun. Şu şekilde büyük ihtimalle alır mı? Almadı. Eyvah. Hemen şöyle yardırabiliriz. Tabii o arada bizi şey yapmazlarsa. Önemli olan dediğim gibi burada hem kendi kulenizi savunabilmek. Şuradan hemen savunmamızı da çıkartalım. Aynı zamanda karşıya çok sağlam bir saldırı yapabilmeniz lazım. Buradaki saldıran askerlerinizin deyip farklı özellikleri mevcut. Ona göre de neye ne saldıracağınızı bilmeniz lazım. Mesela devler klasik oyunda da olduğu gibi buradaki en güçlüleri. Buradaki Baby Dragon ise tam ortalama, hani sizin oldukça işinize yarayabilecek bir şey. Bir de şu an hemen göstermiş olalım. Yanında bir düşman varsa kuleye saldırmak yerine ilk başta düşmana savunmayı yapıyorlar. Onu da göz önünde bulundurun. Yani direkt düşmanın yanında siz bir oyuncunuzu çıkartırsanız oyuncu kuleye değil rakibe döneceği için geri dönmüş olacak. Oyunun temel mantığı bu. Zaten size ilk başta 10 maçlık bir training dedikleri, yani alıştırma maçları yapıyor. O sırada iyice kavrayacaksınız. Aynı zamanda klasik klan sistemimiz var. Biz de Fobito diye bir klan açtık. Buradan açık bir şekilde girebilirsiniz, katılabilirsiniz arkadaşlar. Ancak klan katılabilmek ve klan açabilmek için 3. seviye olmanız gerekiyor. Bunun dışında dediğim gibi burada kartlarınız var ve burada genel, common, rare ve epic denilen kartlar var. Common zaten herkese çıkan, adı üstünde. Rare'lar biraz daha zor düşer, daha kuvvetli kartlardır. Eğer epic düşerse de mümkün olduğu kadar kullanmaya çalışın. Mesela bu arkadaşımız Prince epic bir kart. Gördüğünüz gibi hit point'i, verdiği zararı falan filan oldukça yüksek. Buradan da eğer bir deste yapacaksanız kendi istediğinize göre, zaten buradan infodan neler verdiğini, nasıl bir atak yapabildiğini görebiliyorsunuz, kendi canını da. Buradaki gördüğünüz 8 kart dışında ise sizin ekstradan aldığınız ya da kazandığınız kartlar da burada birikmeye başlıyor, sizin kendi koleksiyonunuzda. Buradan yine mesela bakıp
ben okları kullanmak istiyorum. Use dediğinizde hangi kart yerine kullanmak istiyorsanız şöyle koyayım mesela. Tekrar use diyeyim. Değiştirebiliyorsunuz. Yani bir oyunda en fazla 8 kartla giriş yapabiliyorsunuz. Buna dikkat etmeniz ve işte kendi stilinize göre, oynayış stilinize göre bir taktik geliştirmeniz gerekiyor. Bunun dışında gördüğünüz gibi aşağıda kutular var, chestler var. Bunlar da siz her savaş kazandığınızda size bir tane chest geliyor ve bunun her birinin açma süresi 3 saat. Mesela şu an level 3'te benim bombacım. 4 olabilmesi için 10 tane kart biriktirmem lazım ve bende 4 tane var. 6 tane daha gerekiyor. Bunlarla ilgili size ekstradan kartlar vererek bu arkadaşlarımızı yükseltmemizi sağlıyorlar. Ayrıca şurada da her 24 saatte bir değişen özel kartlar geliyor size. Rastgele kartlar geliyor. 3 tane olmak üzere. Bunları da kendi altınızdan vererek işte benim devimi yükseltmem için 78 gerekiyormuş geldi. Gördüğünüz gibi 2'de 10 oldu. Bu 10 olduğunda ise 4. level olacak. Aynı zamanda gördüğünüz gibi burada kendiniz elmasla alabileceğiniz gibi yani beklemeden alabileceğiniz kutular var. Mesela Magical en yükseğiymiş. Bir tane alalım bakalım, size de göstermiş olalım neler çıkacak, hem çıkışını görürsünüz. 207 altın verdi. 3 tane okçumuz için kart verdi. Normal bizim o biraz önce gösterdiğimiz Arrow için 9 tane vermiş. Bizim savaşçımızı da yükseltti. Aynı zamanda Walker'e diye nadir bir karttan kazanmış olduk. Goblin için de bir tane ev vermiş oldu. Hala daha vermeye devam ediyor. Bizim ateş topumuz da böylelikle yükselmiş oldu. İskelet armiyi de verdi. Hem de epik bir kart. Dediğim gibi epik kartlar çok çok nadir çıkan kartlar ve aldığınızda da kullanmanızın oldukça işinize yarayacak kartlar. Şimdi mesela gördüğünüz gibi upgrade'ler gelmiş oldu. Ancak bunları da yükseltebilmeniz için belli başlı, yani bu burada 150 altın demiş ama sizin yükselteceğiniz şeye göre değişen miktarlar vermeniz gerekiyor. Verdik ve artık 3 level 1 ateş topum oldu. Aynı zamanda şu arkadaşımız da mesela bunda da 50 istedi. Hemen yükseltmiş olduk. Burada da gördüğünüz gibi yeni açılan kartlarımız geldi. Bunları da dediğim gibi buradan use deyip değiştirmeniz gerekiyor. Önemli olan buradaki desteğinizin nasıl ayarlamış olduğunuz. Klan olarak da şunu söyleyeyim. Klanda arkadaşlarınız varken Clash of Clans oynayanlar bilirler. Birbirlerine asker yardımı yapabiliyorsunuz. Mesela ejderhanız yoksa sizin ejderha isteyebiliyordunuz. Bunda da kart isteyebiliyorsunuz. Belli başlı kartları. Mesela bunun yükselmesi için bir kart daha ihtiyacınız var. Tıkladığınızda burada 1 saat boyunca kart isteyebiliyorsunuz. Bunu da şu an tabii başka kimse yok klanda. O yüzden şu an gösteremesem de donate dediğinizde arkadaşınıza kendi kartınızdan bir destek sağlayabiliyorsunuz. Buradan da zaten chatleşme ekranı konuşabileceksiniz. Dediğim gibi Phobito'yu yeni açtık biz. Şu an sadece ben varım. İsterseniz oyunu alan arkadaşlar klana gelip katılabilirler. Beraber takılırız. Ben de şu ara bayağı sardığı için oynamaya devam ediyorum. Son olarak da şuraya geleyim. Shop kısmından dediğiniz gibi buradan para vererek, klasik zaten Supercell'in her zaman istediği şeyler. Para vererek altın ve elmas alarak kendi kartınızı ya da takımınızı diyeyim yükseltebiliyorsunuz hızlıca. Son olarak da size şuradan da TV Royal kısmını gösterelim. TV Royal'de klasik olarak bir maçı izleyebiliyorsunuz. Bunlar hep rank atlamış üst seviye insanların maçları. Hatta oyunu ilk açtığınız zamanlarda bir maçı izleyin. Çünkü şuradaki achievement'lar, yani o başarım dediğimiz kısımlardan bir tane ekstra kazanmış olacaksınız. Şuradaki gördüğünüz. O da size ekstra puan ve altın kazandıracak. Son olarak şundan da bahsedeyim size arkadaşlar. Şu an oyun Android'de ve iOS'te soft launch, yani sadece belli başlı ülkelere açıldı. Ancak yine aşağıda bulunan linkte bu oyunu Android'de hemen indirebilirsiniz. İndirebileceğiniz APK linki mevcut. İndirip direkt kurup oynayabilirsiniz. Bunun dışında iOS'te de yine aşağıda bulunan linkteki yöntemle oyunu edinebilirsiniz arkadaşlar. Mart ayında da komple açılacak. Bundan da bahsetmiş olalım. Yani siz şimdiden girip rezleyebilirsiniz. Oynamaya devam edebilirsiniz. Videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu videomuzda da sizlere Clash Royale'den bahsettik. Bizleri Facebook, Twitter ve YouTube hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, çok beğendiyseniz de paylaşmayı unutmayın. Başka bir incelememizde de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.